Merhaba arkadaşlar, ben Furkan Polat. Bugün sizlerle kaliteli KPSS kitabı nasıl seçilir, ben nelere dikkat ediyordum bunu anlatacağım. Tam 7 maddede bunu özetlemiş olacağız. Hadi videoya geçelim. Birinci maddemiz tek kitap almayın. Peki neden hocam diyeceksiniz? Çünkü yayın evlerinin bir stratejisi var. Bu işe tecrübesiz olanları avlamak için 5 dersinde hepsinin bulunduğu içinde çok az soru barındıran 400-500 sayfalık bir kitap hazırlayalım ve 50 TL'den verelim diyorlar. Ve çoğu kişi kolaya kaçmak adına önceden duyduğu bir yayını direkt tek kitap bir şekilde alıyor. Bence bu çok yanlış. Peki ben hiç çözdüm mü? Bir tane tek kitap çözdüm ve bunu nasıl çözdüm? Dershaneden bana ücretsiz bir şekilde verilmişti. TG denemelerine kayıt olduğum dershane vermişti. Kitaptaki soruları çok beğenmedim, klasik buldum. Tekrar için iyi ama kendini geliştirmek için veya güzel sorular görmek için gerçekten e, beğenmediğim kitaplardan tek kitap almanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle ayrı ayrı hatta bir dersteki yani mesela Türkçedeki kitabı bile paragraf dil bilgisi sözel mantık şekilde ayrı ayrı almanızı isterim. Ben buna dikkat ettim o aldığım tek kitapta birçok soru da yanlıştı. Çünkü o adam size diyor ki yazar tanımıyorsun sen bu kitabı kolaya kaçıp alacaksın. Benim yayın evime herhangi bir leke gelmeyecek zaten üstünde yazar bile yazmıyor. Ve o kitabı bitirdikten sonra tek kitaplara geçeceksin diyor. Ama size yanlış sorusu bol olan çok kaliteli soruları bulunmayan bir tek kitap vermiş oluyor. İkinci maddemiz şu. Komisyon ve kolektif kitaplar almayın. Çünkü eğer ki bir yayın evi sizi yine kendi ismiyle ve reklamıyla kandırmak istiyorsa eski sorularını komisyon ve kolektif adı altında yine piyasaya sürebilir. Ama üstünde bir yazar varsa mutlaka her sene o yazar %40 bile olsa kitabı güncelleyecektir. Kolektif ve komisyon kitapları bizim kaliteli bir yazarımız yok. 2 tane 3 tane veya tek bir yazarımız yok. Biz 7-10 kişi bir araya topladık ve bu 7-10 kişinin ne zaman topladığı da belli değil. Belki 10 sene önce topladı ve bir kitap hazırladılar. İsimleri belli olmayan yazarlarımızla size bir soru bankası hazırladık. Çözer misiniz gibisinden bir kitaptır. Kolektif ve komisyon kitaplarını yine almanızı tavsiye etmiyorum. Madde 3. Şu ana kadar hep yapmayın 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 dedim. Ama şimdi en azından nasıl kitaplar almanız gerektiğini söyleyeceğim. Üçüncü maddemizde çıkmış sorular görebileceğiniz kitaplar alın. Mesela kara kutu alabilirsiniz. Bazen yanlış sorular çıksa da tüm sınavları 40-50 tane ÖSYM sınavını bir araya getiren benim gördüğüm tek kaynak. Çıkmış soruları görebileceğiniz kitapları almak gerçekten çok önemli ve başta yapılması önemli. ÖSYM'nin mantığını kavrayamazsanız soru bankalarında sorulan kalitesiz soruları ÖSYM formatında sanabilirsiniz. ÖSYM'nin formatını anlamak size sınavda nasıl sorular gelebileceğini ve konu anlatımlarına nasıl bakmanız gerektiğini öğretecektir. Çıkmış soruları mutlaka çözün. Özellikle DGS, KPSS çıkmış soruları, ALES'in Türkçe paragraf soruları, ALES'in sözel mantık, sayısal mantık soruları KPSS'ye yöneliktir. ALES'in bazı Türkçe soruları bize yönelik değil, İlk böyle birbirine bağlı 4-5 tane soru olan bazı e, klasik soru tipleri var. Onları çözmenize gerek yok. ALES'in matematiğini çözebilirsiniz ama Türkçe'sini 50 soru şeklinde çözmek çok mantıklı değil. KPSS ile birebir uyumlu olmaz. Ama sözel mantığını e, ayrı bir şekilde ALES'in çözebilirsiniz. Madde 4. Kitabı almadan önce kitabı çözenlerin yorumlarına dikkat edin ki bu yorumların %50'sidir diğer geri kalan %50'si kitabı çözmeden iyi olacağını düşünüyorum falan gibisinden saçma sapan yorumlar yaparlar. Onları kale almayın. Sizin kale almanız gereken yorumlar kitabı çözmüş, bitirmiş ve sorular hakkında size bilgi sağlayan yorumlardır. Bu yorumları dikkat edin. Eğer yorum yoksa o kitabı diğer 10 sitenin herhangi birindeki bir yerden bulun. Başka sitelerden bulup oradaki yorumlara bakın. Ve yine kendi sitenize dönüp alabilirsiniz. Beşinci maddemiz, kitabın ebatlarına dikkat edin çünkü bu yayın evlerinin bir e, hilesi. Kitabı küçük yapıyorlar, sayfa sayısına bakıyorsunuz, 200 sayfa ideal diyorsunuz. Ama kitap küçük olduğu için bir sayfada 1-2 soru var, maksimum 3 soru var. Bu da kitabı 600 soruluk bir kitap yapıyor. 600 soruluk bir kitaba 13 lira vermek mantıksızdır. Çünkü 1000 soru 1200 soruya 15 liraya 13 liraya ulaşabilirsiniz internetten. Bazı yayın evleri küçük kitaplar yaparak daha az sayıda soru çözmenizi ve daha çok kitap almanızı sağlamaya çalışıyor. Altıncı maddemize gelecek olursak PDF ve video çözümlü kitaplar candır. Çünkü PDF çözümlü bir kitapta çözümler yer kaplamaz. Ve size daha fazla soru görme imkanı sağlar. Ve yayın evi de demek ki soru göstermek açısından size ee, daha ucuza soru vermek açısından gerçekten kendini harcamış, PDF çözüm yapmış ve siz sadece yanlış yaptığınız soruları direkt bilgisayardan okuyabilirsiniz. E, bazı yayın evleri zaten kapaklarında PDF çözümlü veya video çözümlü olarak gösteriyor. O kitapları tercih etmeye çalışın. Çünkü yapamadığımız sorulara cevap anahtarından sadece bakmak bize çok bir şey katmaz. Mutlaka araştırmalıyız. Ama hazır bir çözümün olması ve detaylı bir çözüm olsa mükemmel olur. O çözümle gerçekten o soruyu bir daha yanlış yapmayacak derecede öğrenebiliriz. Bu çözüm kısmına dikkat edin. Üstünde tamamı çözümlü yazıyorsa her sorunun çözümü vardır. Ama sadece çözümlü yazıyorsa, bazı sorularda çözümlü vardır, bazıları cevaplı, sadece cevap anahtarlıdır. Hiçbir şey yazmıyorsa muhtemelen hiçbir çözüm yoktur. Ee, yayın evlerinin bu kelime oyunlarına dikkat edin. Yedinci maddemiz şu. Çok kitap çözmeniz gerektiğini söylüyorum. Ama bu kadar kitaba nasıl para yetiştiririz diyebiliyorsunuz? Bence ucuza kitap alabilirsiniz. Nasıl alabilirsiniz? İki tane güvenilir kitap sitesinden hangisi ucuza satıyorsa ondan alabilirsiniz. Ayrıca ikinci el e, satış platformları var. Burada gerçekten 15-20 liralık kitapları 5 liraya 10 liraya dahi sıfır bir şekilde bulabilirsiniz. Atanmış olan veya e, kitapları elinde patlayan insanlar ikinci el e, uygulamalarında çok ucuz fiyatlara satabiliyor. KPSS 2020 veya 2021 falan yazarsanız... Gayet yeni ve sıfır kitaplara çok ucuz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Zaten o uygulamaları biliyorsunuzdur ama çevrenizde mutlaka bir araştırın. E, aylık bile olsa güzel kitaplar düşürebilirsiniz. Son olarak yayın evi kaliteli veya reklamı iyi yapılmış adı çok bilinen bir yayın evi olsa bile bir yayın evinin çok iyi kitabı da olabilir, çok kötü kitabı da olabilir. Bunun sebebi o kitabı hazırlayan yazarlar farklı ve editörler farklı. Yazarlara... Dikkat edin. Eğer Kolektif Komisyon gibi kolay kitapları kaçacaksanız yorumlara dikkat edin. Onun dışında bir yazara güvenip almak istiyorsanız mutlaka o yazarı araştırın. Önceden çıkarttığı kitaplara bakın. Çok satmış mı ona bakın. E, videoları var mı? Anlatımı güzel mi ona bakın. Ama tabii ki bazı hocalar güzel anlatım yaparken iyi kitap basamıyor. Sadece Vi, e, popüler olduğu için kitapları satılıyor bazı hocalarda video bile anlatmadan gayet güzel kitapları var ve kitaplarıyla isim yapmış hocalarımız var ben bunlara değiniyorum videolarımda bu yazar isimlerine mutlaka dikkat edin ve bu yazarlardan almaya çalışın bazı yazarlar gerçekten uğraşıyor didiniyor binlerce soru hazırlıyor bazıları ise gerçekten kopyala yapıştır gibi e, kolaya kaçabiliyor Tavsiyelerime önem veriyorsunuz, bunun için de teşekkür ederim. Esen kalın, hoşça kalın.